Hayatım boyunca hiç o kadar kan görmemiştim. Darrington her anlamda şiddetiyle nam salmış bir cezaeviydi. Hey yeni çocuk, bekle geleceğim. Bu bir çeşit acil durum hissi gibi. Buraya ait değilsin, git buradan, git buradan. İzleyecekleriniz yaşayanlar, haberler ve devlet arşivlerinden derlenmiş gerçek kiran hikayeleridir. Sonraki iki dakikada... İndir! Sanki cehennemin kapıları açılmıştı. Beni kesin öldürecekler diye düşündüm. Bazı kelimeler ve sahneler yaratabilecekleri etkiler nedeniyle değiştirilmiştir. Birinin cezaevinden kaçmaya niyetlenmesi hakkında kesin olan şey, o kişinin çaresiz olduğudur. En büyük korkumuz silahlı olmasıydı. Paranı bana ver, hemen! İşte özgürlük diye buna denir. Firar hikayeleri. Koşan adam. Benim adım Dennis Vanhoe. Country müziği, hızlı arabaları, güzel kadınları ama en çok heyecanı severim. Sanıyorum her şey böyle başladı. Orada elinizde bir silahla öylece dururken biri damarlarınıza kamyon yüküyle adrenalin zerk ediyormuş gibi hissedersiniz. O noktadan dönüş olmaz. Nasılsınız? Olay budur. Paranın hepsini bana ver! Ne yazık ki insanı bu kadar heyecanlandıran şeylerin çoğu riskli ve yasa dışıdır. Gerçekleştirdiğim hiçbir silahlı soygunda hiç kimsenin canını yakmadım. Ama 80 yıl hapis cezasına mahkum edildim. Houston'ın güneyindeki Darrington cezaevine gönderilmek üzere nakli otobüsüne bindirildim. Daha 22 yaşındaydım. Nasıl bir yerde olduğum gerçeğini ancak otobüs arka kapıda durduğu zaman idrak edebildim. Taze et. Bunu ilk ben denemek istiyorum. Bu ve bunun gibi bir sürü aşağılayıcı söz duydum. Oho, şuna bakın. Hoş geldin. Merhaba, sen artık çocuğum. Benimsin. Seni ilk ben öpeceğim. Taze et geldi. Sırayla beyler, tamam mı? Genç ve çocuksu görünüyor olmam nedeniyle en büyük korkum tecavüze uğramaktı. Hey yeni çocuk, bekle beni, geleceğim. Kendi savunmam adına her ne gerekiyorsa yaparım diye düşündüm. 90'lı yılların başında Darrington cezaevinde adli araştırma görevlisiydim. Burası her anlamda şiddetiyle nam salmış bir hapishaneydi. Yaklaşık 2000 kişilik saldırgan bir mahkum nüfusu barındırıyordu. Aç! Bunların çoğu ağır ceza mahkumlarıydı. Gidelim. Katiller, silahlı soyguncular, acımasız saldırganlar. Gönderilebileceğiniz en kötü yer burasıydı. Öncelikle genel manzarayı anlamaya çalıştım. Her şeyin ne kadar uzakta ya da yakında olduğuna dair fikir edinmek istedim. Fark ettim ki açık alan çok geniş. Koşarak kaçılması mümkün değil. Yani kurşun kafanıza isabet etmeden önce ağaçlık alana girmek imkansız. Hapishane mutfağında çalışıyordum. Harry ile de orada tanıştım. Sen burada yenisin değil mi? Evet. Dennis Hop. Harry Dacre. Harry ile iyi anlaşacağı benziyorduk. Şimdiye kadar nasıl duydun? O baş belalarından biri olmadığınıza emin olduğu sürece güvenilir biriydi. Dayanamıyorum. O zaman tek çıkma umudum temiz başvurumdu. Bunu da okuman gerekli. Tamam. Burayı oku. Harry bana kanunlarla ilgili kitapları incelememde yardımcı oluyor. Sen bunu oku, ben bir tane daha bulayım. Hiç kimsenin canının yanmamış, kimsenin ölmemiş olduğu soygunlar yüzünden 80 yıl ceza almak bana pek adil gelmiyordu.
Sana Teksas yasalarını uygulamışlar dostum. Evet, bana da öyle geliyor. 90'lı yılların ortalarında Teksas'ta işler değişmeye başladı. Suça karşı sıfır hoşgörü politikası şekilleniyordu. Uygulanan mantık, suçluları bir yere tıkmak ve anahtarını da bir köşeye atmaktı. Hop! Darrington'a geldikten bir yıl kadar sonra temiz başvurum reddedildi. Temiz mahkemesinden gelen kısacık bir cevaptı ve aslında kısaca umurumuzda değilsiniz yazıyordu. Suratınıza pis bir bezle vurulmasıyla aynı şey. İnsan kendini bu dünyada yapayalnız hissediyor. Cezaevinde pek çok mahkum firardan söz eder. Ama işin gerçeği kendilerine rahat oldukları bir yaşam alanı edinmişlerdir ve onları oradan çıkarmak için önemli bir neden olması gerekir. Bu neden benim için ayaklanmaydı. Hayatımdan endişe ediyorum. En büyük korkum birinin beni bıçaklamasıydı. Muhakkak ölürdüm. Hayatım boyunca bu kadar çok kan görmemiştim. Yere yatın! Derhal yere yatın! Çabuk! Çabuk yere yatın! AIDS olduklarını bildiğim mahkumlar vardı. Yere yatın! Beni o kanların içine yatırdıklarında bende de o şekilde öleceğim korkusu başladı. İşte bu. Ölmek bu kadar kolaydı. Madem beni öldüreceksiniz, o zaman parmaklıkların arkasına geçmeyi deneyeceğim dedim. Merhaba. Ne haber? Sana söylüyorum dostum. Eğer buradan gitmezsek bizi kesin öldürecekler. Tamam. Sen gidersen ben de giderim. Ben ciddiyim Harry. Bunun ilk tel örgü olduğunu düşün. Bu da ikincisi olsun. Ona ilk tel örgüyü kesmeyi başarabilirsek ikincisinin de üstünden atlarız dedim. Neden her ikisini de kesmiyoruz diye sordu. Nasıl yani dedim. Tel örgülerinin arasında oturup kesmeye devam etmeyi mi düşünüyorsun? İkinci tel örgü için en hızlı yolu seçeceğiz. Yani üstünden atlayacağız. Peki bunu nasıl yapacağız? Bacaklarımızın çevresini battaniye saracağız ve bu battaniye bizi dikenli tellerden koruyacak. Tellerin üstünde zorlarsak vücut ağırlığımız bizi diğer tarafa iter diye düşündüm. Bana olur gibi geldi. Ellerinin üstünde durmuş gibi yapacaksın. Endişe ettiğimiz konu, birimizden biri teller yüzünden yaralanırsa, bu yaralanma ölümcül ya da kanama durdurulamaz boyutta olursa ne yapacağımızdı? Elbette daha ikinci tel örgüye ulaşmadan ateş açmaya başlamalarından daha çok korkuyorduk. Nöbetçi kuleleri haftanın 7 günü 24 saat dolu olurdu. Herhangi bir mahkum kaçmaya çalıştığı takdirde durdurmak amacıyla ona ateş edecekleri herkesçe bilinirdi. 2-3 mermi kullanırlar ve bunlar insanı öldürür. İsabet ettiği noktadan itibaren parçalar. Neler kaçırdım? Bir firar teşebbüsü gerçekleşti desem? Dalga geçiyorsun. 3 kişi dışarı çıktı ama güvenlik çemberini geçemedi. Ah tanrım. Firar etmeye karar verdiğim an itibariyle gelebilecek tepkileri izlemeye başladım. Sanıyorum en kısa sürede yakalanırlar. Düşmanımı yenmek için önce onu tanımam gerekiyordu. Ne kadar sürdü? Yarım saat kadar. Güvenlik çemberinin 8 kilometre çapında olduğunu ve olabildiğince çabuk kontrol altına alındığını öğrendim. Gerçek kabus, mahkumlar bu ilk güvenlik çemberinin dışına çıkabilirlerse başlar. Çemberin içindeyken onlara hakim olabilirsiniz. Ama dışında hiçbir kontrolünüz olmaz. Bunu yapmanın tek bir yolu var, tamam mı? Kontrollerini en fazla 8 kilometrelik bir çap içinde yaptığını öğrendiğimde kafamda bir ışık yandı.
Bu tel örgülerin üstünden atlamalı ve 30 dakikadan az bir zamanda 8 kilometre koşmalıyız. 8 kilometre mi? 8 kilometre. Hedef buydu. Yani formda olmamız gerekiyor koşabilecek şekilde. 8 kilometre koşmak ve çemberin dışında olabildiğince hızlı çıkmak. Ekim 1994. Koşmaktan başka hiçbir seçeneğimiz yoktu. Koşmalıydı. Lisedeyken ülkeyi bir baştan bir başa koşmuştum. İçerideyse koşmak zihnimi boşaltmak için kullandığım bir yöntem olmuştu. Deniz kenarında koşuyormuşum gibi düşünürdüm. Özgürlüğü düşünerek, okyanus, güneş, dalgaların sesi, aklen başka bir yerde olurdu. Bu sayede uzun bir süre hiç durmadan koşabiliyordum. Ama Harry koşmaktan hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Senin için ne yapabilirim? Kerpeten'e ihtiyacım var. Cezaevinde birinden kerpeten isterseniz bunu isteme nedeniniz hemen anlaşılır. Bununla tırnaklarınızı kesmeyeceğiniz aşikardır. Bundan çıkarım ne olacak? Fazladan yiyecek. Her ne istersen. Mutfak benim kontrolümde. Tamam. Kerpeteni ne zaman teslim alacağım konusunda birkaç defa konuştuk. Sonra bir gün gelip bana hazır olduğunu söyledi. Tepsinin altında olacak. Yalnız olmaya özen göster. Sen tamam dediğinde vereceğim. Ben tepsiyi boşluğa soktuğum zaman o da tepsinin altına kerpeteni yerleştirdi. Böylece elimi tepsinin arka tarafına götürüp çekip aldım ve pantolonumun beline soktum. Soygunlarımda bile heyecandan böyle titrememiştim. Şayet buradan çıkarken memurlardan biri beni durdurursa ve üstümdekini görürse işim biterdi. Avuçlarım ter içinde kalmıştı. Onu mutfağa götürdüm. Arkasında buz makinesinin durduğu bir tel örgü vardı. Çevrede kimse yokken bir deneme yaptım. Hadi. İşe yaramıyor gibiydi. Tüm bunları boşuna yapmışım gibi düşündüm. Kerpeteni buzluktaki bir et kutusuna sakladım. Düşünmeye başladım. Kerpetenin büyük sapları vardı. Aklıma biraz destek almak geldi. Birkaç parça bakır boru kessem ve kerpetenin saplarına geçirip uzatsam nasıl olur diye düşündüm. İşe yarar gibi görünüyordu. Her şey yeniden planıma uygun hale dönmüştü. Ancak nereye gideceğimizi bilmediğimiz sürece tel örgüleri aşmanın hiçbir anlamı yoktu. Sonra bir gün yerde bir kilise broşürü gördüm. Arka tarafına baktığımda bir bölge haritası olduğunu fark ettim. Kendi kendime dedim ki bu bir şaka olmalı. Mümkün değil. Neredeyse biri bana bir mesaj yollamış gibiydi. Haritanın gösterdikleriyle elimdeki bilgileri bir araya getirirsem nereye gittiğimi bilmeden koşmama gerek kalmayacaktı. Güvenlik çemberi artık bilinmez değildi. Sınırları biliyordum, hudutları biliyordum. Onları nereden geçeceğimi biliyordum.
Yarım saatlik bir koşuyla 288 numaralı otobanı aşabiliyor, 8 kilometrelik güvenlik çemberini geçebiliyor ve Houston'a doğru kuzeydoğuya yönelebiliyordu. Her şey tamam olduğuna göre firar gerçekleşecekti. Dikenli teller çok keskindir. Yakalanırsan kanamadan ölebilirsin. Tellerin üstünden atlamak olabilecek en tehlikeli seçenekti. Hal böyle olduğundan tehlikeyi azaltmanın bir yolunu bulmak zorundaydık. Bu noktada aklıma ışıkları söndürme fikri geldi. Düşünmeye başladım. Bu ışıkların kontrolü nerede? Bu ışıklara güç veren jeneratör nerede? Ve acaba tek düğmeyle kapatılmaları mümkün mü? Harry de ben de jeneratörün kazan dairesinde olduğunu biliyorduk. Selam Johnny, nasılsın bakalım? Kazan dairesindeki işinden yeni kovulmuş bir mahkum vardı. O bana bilgi vermeye başladı. Cezaevindeki tüm ışıkların kaynağı kazan dairesinde mi? Kazan dairesinin tüm hapishaneye güç sağladığını ve yedek jeneratörün de aynı yerde olduğunu söyledi. Bu cümle kulağıma melodi gibi geldi. Kazan dairesinden içerideki tüm ışıkları söndürebilirdik. Ama içeri nasıl gireceğimizi bilmiyorduk. Güvenlik için tel örgü vardı. Ayrıca orada çalışanların bize yardım etme olasılığı hiç yoktu. Darrington'daki kazan dairesinde en güvenli mahkumlar çalıştırılıyordu. Çoğu da bu işi yapmaktan gurur duyuyordu. Sonra bir gün Jason Montgomery adındaki mahkum bana geldi ve dedi ki... Ahbap, seninle biraz konuşabilir miyim? Bak, müebbete mahkumum ve çıkmak istiyorum. Bir planın olduğunu duydum. Ne planından söz ediyorsun? Bunu ona bir tek kişi söylemiş olabilirdi. Bunu sana kim söyledi? Biri söyledi işte. Peki o zaman bunu söyleyen her kimse bana getir de kim olduğunu ben de bileyim. Tamam. O adamın ağzını sıkı tutmamış olması ve güvenilir olmaması canımı sıkmıştı. Senin ağzında amma gevşekmiş ihtiyar. Bu adam kim şimdi? Sakin olsana sen. Jason sağlamdır. Güvenebilirsin. Gerçi hakkında hiçbir şey bilmiyordum ama... Jason'ı da planıma dahil etmeye karar verdim. Çünkü bunu yapmazsam ötmesinden... beni ele vermesinden korkuyordum. Tamam. Talih bu ya. Jason, firara yepyeni bir boyut kazandı. Kazan dairesinde birini tanıyorum. Jason, geçmişte kazan dairesinde çalışmıştı ve oradaki adamları tanıyordu. Ciddi misin? Bizi oraya sokabilir misin? O noktadan itibaren ışık sorunu da ortadan kalkmış oldu. Sürekli atladığım bir şey var mı diye düşünüyordum. Firar edeceğimiz akşam Jason'ı olduğu yerden alacaktım. Ana koridordan geçecektik. Ve Harry'nin hücre bloğuna çıkan kontrol noktasına varacaktık. Kazan dairesi yakındaydı. Orada çocukları devre dışı bırakacak, ışıkları söndürecek, sonra da tellere koşacaktık. Planın üstünden her geçişimde aklım bana işe yarayacak, işe yarayacak deyip duruyordu. Planım eksiksizdi. Geriye sadece gerçekleştirmek kalmıştı. Darrington cezaevine Kasım 1994'te gelmiştim. Şükran günü geldiğinde işe başlamamın üstünden 2,5 hafta geçmişti. Sorun yukarıdaki nöbetçiden kaynaklı değil mi? Olanları görememiş, doğru mu anlıyorum? Evet. Tesisi ve personeli inceledikçe ayaklarım yere daha sağlam basıyordu. Harry ve Jason'a şükran günü olan cumartesi gecesi kaçacağımızı söyledim. Köpekler ve silahı unutma. Herkes evinde ailesiyle birlikte. Çok iyi bir fırsat. Benimle misin? Seninleyim. Emin misin? Evet, söyledim ya, seninleyim. Endişelenme. Şşş.
Şükran gününden önceki çarşamba günü tesisten ayrıldım. Çocuklarımı aldım ve annemin Texas Killian'daki evine gittim. Darrington'dan yaklaşık 4 saatlik mesafede. 26 Kasım 1994. Sayımdan kısa zaman önce kerpetini ayakkabıma sakladım. Battaniyemi aldım. Ceketim de vardı. Yemekhaneye gitmemiz için kapıları açtıklarında kendi kendime bu hücreye bir daha dönmeyeceğim diye düşündüm. Koridoru geçip alt kata indikten sonra Jason'la buluştum. Hazır mısın? Hazırım. Hadi gidelim. Ama en büyük sorun Harry'nin hücre bloğuna çıkan kontrol noktasını aşmaktı. Burada sürekli mahkum kontrolü yapılır. Mahkumun bulunduğu yerde olmaya izni olduğundan emin olmanız gerekir. Jason sonra çıkmadan geçti. Ama ben memura yaklaştığımda beni birden durdurdu. Senin hücren orada değil. Şöyle cevap verdim. Yanılıyorsunuz. Beni iki gün önce oraya naklettiniz ya. Bizi bunak mı zannediyorsunuz? Hadi dedim, listeyi kontrol et. Tamam, devam et. Devam et dediğinde kendimi kutsanmış gibi hissettim. Artık beni hiçbir şekilde durduramazlar diye düşünüyordum. Harry gelmemizi bekliyordu. 5 dakika sonra bizimle kaza dairesinde buluşacaktı. Jason'ın görevi kaza dairesi görevlisini bulmak ve oyalamaktı. Sıra bende. Ama 5-6 dakika geçmiş olmasına rağmen bunu hala yapamamıştı. Sayım 9.30'daydı ve zaman geçiyordu. O ne kadar beklerse bir memurun bizi yakalama ihtimali de o kadar artıyordu. İşte o an ben daha fazla bekleyemeyeceğim dedim. Gidip neler olduğuna bakacağım. Kapıyı açtığımda Jason'ın oturmuş adamla sohbet ettiğini gördüm. Aptal herif. Bu kim? Seninle bir dakika konuşabilir miyim? Hadi git. Sen ne yapıyorsun dedim. Adamı dışarı çıkarıyor olman gerekmiyor muydu? Zamanla yarışıyoruz. Bana şöyle dedi. Dostum, bunu yarın yapsak olmaz mı? İlk aklıma gelen şey herhalde dalga geçiyor olduğuydu. İşi mahvetmene izin veremem. Sen yapmak istemiyorsan ben yaparım. Bizimle misin, emin misin? Evet, tamam. Adamın üstüne atıldım ve yere serdim. Bırak beni, çekil üstünden. Bırak beni. Daha hızlı, daha hızlı. Aynen şöyle dedim. Dinle apa, ayağa kalkarsan seni öldürürüm. Ardından Jason'a battaniyeyi kesmeye başla dedim. O sırada kapının zilinden gelen sesi duydum. Kalbim durdu sandım. Hemen bir tornavida kaptım. Ve kapıya doğru yürümeye başladım. Kim o? Benim, Harry. Harry'miş. Gelenin Harry olduğunu gördüğümde ah tanrım dedim. Gel hadi gel. Hadi gel, çabuk. Hadi Harry, çabuk ol. Kalçalarımıza sarabilmek için battaniyelerimizi ikiye böldük. Yanımıza bir tornavida aldık. Onları üstümüze sabitleyebilmek için de ayakkabı bağcıklarını kullandık. Köpekleri uzaklaştırmak için ayakkabılarımızın üstüne çamaşırhaneden çalınmış kirli çorapları geçirdim. Sonra da üstlerine mutfaktan yürüttüğüm Arnavut biberlerinden sürdüm. Gitmeye hazır. Jeneratöre giden yakıt kanallarını daraltmaya başlamıştım. İçimden bir ses bunun her şeyin bitmesinden önce yapılacak son hareket olduğunu söylüyordu. Takip eden birkaç dakika içinde bu jeneratör işe yaramaz hale gelecek, tüm ışıklar sönecek ve yeniden güç tedarik etmenin hiçbir yolunu bulamayacaklardı. Hangisi? Şuradaki. Emin misin? İndirecek misin? J
Jason'a şöyle dedi. İndir. O ana kadar en küçük bir vazgeçme düşüncemiz vardıysa bile sininip gitmiştim. Pekala, gidelim. Biz dışarı doğru koşarken mahkumların hey hey diye bağırdıklarını duyabiliyoruz. Mükemmel, mükemmel. Bu şekilde tel örgüye tırmanırken çıkabilecek sesleri de kimse duyamaz. Hedefime doğru koştum. Tel örgünün dibinden kesmeye başladım. İnsan o an kendi kendine hadi, hadi, hadi derken bir yandan da kaygılanıyor. İki tel örgünün arasına ilk ben girmiştim ve her an öldürülebilirim diye düşünüyordum. Hadi geçin, geçin, geçin. Hadi, hadi. İkinci tel örgüye geçtik. Hazır mısınız? Sonra Jason birden şöyle dedi. Bana kerpetini ver. Ne? Kerpetini ver de şu telleri keseyim. Hayır, üstünden atlayacağız. Yukarıda dikenli teller var, yaralanırız. Bu telleri kesecek zamanımız olmadığını sen de biliyorsun. Herhangi biri otelin üstünden 9 saniyeden kısa bir zamanda atlayabilirdi. Ama oteli kesmek 9 saniyeden fazla zamanımızı alırdı. Kerpeteni mi istiyorsun? Evet, evet. Bu kerpeteni mi istiyorsun? Evet. Kerpeteni tel örgünün üstünden attım. Bu onun fikrini çabucak değiştirdi. Dikenli tel çekitme takıldı ama ağırlığım sayesinde ondan kurtuldum. Toprağa ayağımı basar basmaz aklen de fiziken de artık tellerin arkasındaydım. Bundan sonrası açıklık geniş bir araziydi. Arkama dönüp baktığımda Harry'nin tellere takılı kalmış olduğunu gördüm. Lanet olsun dedim, beni dinlemedi. Orada kalırsa kesinlikle vururlardı. Ayrıca onu orada görmeleri birinin kaçmış olduğunu da anlamalarına neden olurdu. Dönmem gerekiyordu. Yanına gittim ve olduğu yerden kurtulması için var gücümle çektim. İyi misin? Evet. Ayağa kalkıp kalkamadığına bakmak için döndüğümde topalladığını gördüm. O an bana asla yetişemeyeceğini anladım. Koşmaya başladığımda yüksek sesle bağırıldığını duydum. Dur! Dur! Sonra da silah sesleri geldi. Bam! Şimdi seni vuracaklar diye düşündüm. Sesler kesildiğinde bir firar olduğunu anlamalarından önce geçmiş olan zaman öylece uçup gitmişti. Düşündüm ki mümkün olduğu kadar hızlı, mümkün olduğu kadar uzağa, mümkün olduğu kadar aralıksız koşmalıydım. Durmaksızın koş. Vay canına. İki iki, çok güzel. Çok güzel. Annemin evinde mutfakta oturmuş çocuklarımla oyun oynuyordum. Hile yapmayın. Telefon çaldı. Arayan binbaşı Johnny Thomas'tı. Ağzından ilk çıkan şey şu oldu. Firar var. Kaç kişi? Ne zaman? Diğer tüm cezaevi müdürlerine olacağı gibi bu haberi alınca ben de mideme yumruk yemişe döndüm. Hemen geliyorum, gitmem gerek. Üzgünüm çocuklar. Tesise geldiğimde tam bir kargaşa olduğunu gördüm. Çok endişeli ve çok sinirliydim. Kimin gitmiş olduğunu bilmiyordum. Tek bildiğim ateş edilmiş olduğu, bir sabotaj söz konusu olduğu ve elimden geleni yapmam gerektiğiydi. Alarm çalıştıktan sonra kimin kaçmış olduğunu belirlemek amacıyla mahkumların tecrit edilmeleri ve
tam bir sayım yapılması gerekir. Sonra güvenlik çemberine adamlar gönderilir ve yardımcı olmaları için bölge polisi aranır. Kaynaklarınızı doğru noktalara ne kadar çabuk yerleştirirseniz firariyi o kadar hızlı ele geçirirsiniz. Dakikalar bile büyük önem taşır. Bir kamyonet sesi duydum. Ve şöyle düşündüm, lanet olsun peşime düşmüşler. Eğer yeterince hızlı koşabilirsem önlerine geçebilirdim. Olabildiğince hızlı koşmaya başladım. Yapabilirsin dedim kendi kendime. Tamam dedim. Tamam. Sen koşmaya devam et. Yarım saat içinde 288 numaralı yola çıkabildiğim takdirde yolun karşı tarafına geçebilirdim. Ama ne kadar çok beklersem o kadar çok gelen olurdu. Kafamın içindeki saat sürekli devam et, devam et deyip duruyor. Bundan sonraki araziyi hiç tanımıyordum. Sonra 288 numaralı yola paralel gittiklerini bildiğim elektrik direklerini gördüm. Doğru yöne gittiğimi anlamıştım. Binbaşı. Müdür bey. Son durum nedir? Oraya ilk vardı. Dabana köpeklerin tesisin hemen dışında keskin bir koku kaynağı tespit etmiş oldukları söylenmişti. Orada birkaç koku izi bulduk. İki iz vardı ama en güçlü olan bu kokuydu. Üç firari de ormanda olduğu sanılmış ve bu nedenle orman kontrol altına alınmıştı. Birden fazla koku olduğunu söylemiştiniz değil mi? Diğeri ne oldu? Onu kontrol eden birileri var mı? Müdür bey, her şey kontrol altında. Hiç kimsenin o kadar hızlı koşması ve güvenlik güçlerinin önüne geçmiş olması mümkün değilmiş. Yani o kokuyu hayaletler bırakmış olmalıydı. Kontrol etsek iyi olur. Beni 288'e götürün lütfen. 288'in karşısına geçmek benim için satranç oyununun son hamlesi gibiydi. Tüm taşlar yerlerindeydi. Hiçbir hata görünmüyordu. Gelen geçen tüm arabaları incelemeye, yanlış bir arabanın önünden geçmemeye dikkat etmeliydim. Bir boşluk olmasını bekledim. Ve karşı tarafa dört ayak üstünde çabucak geçtim ki uzaktan gelen biri beni karşıdan karşıya geçen bir köpek zannetsin. Bu hamleyi de gerçekleştirdikten sonra, evet dedim, şahmat. Oyunu ben kazanmıştım. En zor kısmı geride kalmıştı. Evet, artık çok güzel şeyler olacaktı. Oraya ulaştığımızda aklıma şunu sormak geldi. Darrington'dan ne kadar uzaktayım? 5 kilometre kadar. Kendimi o an yine kötü hissettim. Pek koşan biri değilsiniz galiba binbaşı. Na, hayır, pek sayılmaz. Ben de dedim ki ama ben öyleyim ve bu mesafeyi koşma zamanımda yaklaşık 24-25 dakika. İşte o noktada birincil güvenlik çemberimizin aşılmış olduğundan kesinlikle emin oldum. İhtimallerin gittikçe azaldığını fark ettim. Aramıza mesafe koymak için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. Firariler her an Darrington cezaevi yakınındaki ormanlık alanda rahatlıkla izini kaybettirebileceğinden yetkililer kalın bitki örtüsü altında sistematik bir arama başlattılar. Bu süre içinde 180 ila 250 kişilik bir ekip firarileri aramakla görevlendirilmişti. Bu adamlardan biri yerde insana benzeyen bir şeye çarptığında yolun 2/3'ünü tamamlamışlardı. Çarptıkları kişi firarilerden biri olan Montgomery'ydi. Decker'ı ise yerleşim bölgesinde avın ikinci gecesinde ele geçirdik. Ancak yetkililer üçüncü firariyi bulmayı hala başaramadı. O zaman anladım ki Dennis Wayne Hope oldukça zeki biriydi.
Bizi yenmiş ve gitmişti. Bunu kişisel algıladım. Saha taraması cezaevi müdürünün sorumluluğu altındadır. Ancak güvenlik çemberinin dışına çıkıldığında firariyi yakalamak benim sorumluluğum haline gelir. Bu adam Dennis Hopp. Formunda ve çok zeki. Nöbetçileri devre dışı bırakmış. Bu adam hakkında bulabileceğiniz her bilgiyi istiyorum. Kız arkadaşı nasıl biri, ne tip arabalar kullanıyor? Dennis Wayne Hopp'un Dallas'a dönebileceğini düşündük. Çünkü ailesi ve arkadaşları orada yaşıyordu. Paraya ihtiyacım olacağını biliyordum. Bunu elde etmenin en hızlı yolunun daha önce soymuş olduğum bir yeri tekrar soymak olduğunu da biliyordum. Artık her şey zaman meselesiydi. Texas, Dallas, işte geliyorum. Affedersiniz bayım, beni gideceğim yere bırakabilir misiniz? Bırakmak mı? Bu kişilerin çoğu sosyopat olur. Tamam dinle. Bu arabaya ihtiyacım var ihtiyar. Sürmeye devam et ve ne diyorsam onu yap. Yani yollarına çıkan herkese zarar verebilirler. Kenara çek. Yaşlı adamın cüzdanından $30 aldım ama bunun bir silah satın almaya yetmeyeceğini biliyordum. Yine de çok gerçek görünen kuru sıkı tabancalar vardı. Ve gidip bunlardan bir tane edinmeye karar verdim. Dallas, Texas, 28 Kasım 1994. Hapse girmeden önce soymuş olduğum bir marketin önünde durdum. Günün o saatinde kasadaki parayı sayıyor olurlardı. İçeri girdim ve tıpkı tahmin ettiğim gibi kasanın ardına kadar açık olduğunu gördüm. Orada durmuş diğer iki kişinin yoldan çekilmesini beklerken... Yine her yerimden adrenalin fışkırmaya başlamıştı. Zaman sanki yavaş çekimde ilerliyormuş gibiydi. Saat kaç biliyor musunuz diye sordum. Kadın saatine baktı. Ben sana söyleyeyim dedim. Hemen şu çantayı doldur. Oradaki adam... Onu ver. Ne yapacağını biliyor. Kıpırda. Çabuk ol. Ve parayı çantaya doldurup bana verdi. Bu esnada ihtiyacım olan tek şeyin bu olduğunu düşünüyordum. Artık ihtiyacım olan her şeye sahiptim. Her yere gidebilirdim. Şimdi tüm paranı bana ver. Ver dedim. Hadi. Sonraki haftaları Dallas'ta dükkan soyarak... Ver dedim. Bu parayı Memphis'te eğlenceye, kumara, güzel kadınlarla buluşmalara harcayarak... ...kaybettiğim zamanı telafi ederek geçirdim. Hemen parayı ver. O aşamada Dallas'ta olduğuna inanmaya başlamıştık. Çünkü Dallas bölgesindeki soygun sayısı gittikçe artıyor. Hadi boşalt hemen. Ne oluyor? Bir şey mi var? Hiç. Her yer temiz. Bu utanç vericiydi. Onu yakalamak için elimizdeki tüm imkanları kullanıyorduk ama başaramıyorduk. Sonra hız kazanmaya başladık. Memphis polisi yaşlı adamın gasp edilmiş aracını buldu. Hopp'un parmak izleri araçtaydı. Ayrıca daire içine alınmış kiralık daire ilanlarının bulunduğu bir de gazete vardı. Bu esnada elektronik takip sistemi Memphis'ten Hopp'un yakını olduğu bilinen bir kadına iki kez telefon edildiğini tespit etti. Derhal Memphis'e gittik. Kusursuz firari diye bir şey yoktur. Mutlaka bir hata yapılır. Siz sadece yakalayabileceğiniz an orada olun yeter. Paranın hepsini ver. Gelen telefonlar bizi bir et ambalajlama mağazasına yöneltti. Kimsiniz? Baylar, müdür o telefon numarasının sekreterine ait olduğunu söyledi. Yukarıda. Ama çok meşgul etmeyin, yapacak işleri var. Tamam.
Bu memur Fawcett. Ben de memur Moriarty. Merhaba, ben Lucy. Bize kız kardeşinin Texas'tan Dennis adında biriyle çıkıyor olduğunu söyledi. Kız kardeşim iyi mi? Sonra sekreterden Dennis Wayne Hope'a çağrı bırakmasını istedik. Tamam, bekleyin. Çağrıya cevap verdi. Alo. Merhaba Deniz. Ona Denim ve Diamonds adlı gece kulübünde olduğunu söyledi. Tamam, orada görüşürüz. Ayrıca bir Jaguar kullanıyor olduğunu, beyaz bir kovboy şapkası taktığını, kot pantolon, çizme ve kovboy gömleği giydiğini belirtti. Firardayken yakalanmamak için kendimi gizlemeye çalışmamıştım. Keşiş gibi yaşamak istemiyordum. Bu benim için anlamsız olurdu. Derhal adı geçen gece kulübüne gittik ve Jaguar'ı aramaya başladık. Park alanının arka tarafında park halinde duruyordu. Jaguar'ını bozmak istedik ki kaçamasın. Bu nedenle lastikleri deldik. Ben Fawcett. Denim Diamonds'ta desteğe ihtiyacımız var. İçeri girdiğimiz an onu gördüm. En büyük korkumuz silahlı olmasıydı. Bu kalabalık bir mekanda silahlı çatışma çıkabileceği anlamına gelirdi. Üstüne çullanabileceğimizi ve onu bu şekilde yakalayabileceğimizi düşündük. Bana bakmakta olan biri varmış gibi geldi. Bir memur olduğunu hemen anladım. Tamam, sakin ol, sakin ol, paranoyaklaşma. Bir süre müzik dinliyormuş gibi yaptık, sonra da ona yaklaştık. Ben Lou'ya baktım, işaretleştik ve onu yakaladım. Çekilin, bırakın beni! Sizi aşağılık herifler, bırakın beni! İşte o zaman bana kim olduğunu biliyoruz dediler. Çekin ellerinizi üstünden! Verdiğim onca emeği düşündüm. Umursamazlığım yüzünden her şeyi berbat etmişti. Tam anlamıyla şoktaydı. İki memurun ta Texas'tan Memphis'e kadar onu yakalamak için gelmiş olduğuna inanamıyordu. Çekin ellerinizi üstümden, bırakın beni. Size beni bırakın dedim. Bırakın beni. Umutsuzluk hissettim. O andan itibaren hayat benim için tam anlamıyla bitmişti. Saat gece yarısı bir ya da ikiydi. Telefonum çalıyordu. Alo, Dennis Wayne Hope mu? Yakaladınız mı? Size o hissi tarif edebilmem mümkün değil. Evet, evet! Cezaevi tabiriyle hesabım doğruymuş. Firar girişiminden sonra Dennis Hope, Texas idam mahkumlarının tutulduğu Polanski cezaevine gönderildi ve hücre hapsine kapatıldı. Belirsiz süreyle orada kalacak. Bulunduğum yerde zaman öylesine geçip gidiyor. Yağmur damlalarını buluta geri koymaya çalışmak gibi. Yani bir sonuç elde etmek mümkün değil. Sadece kalbimin atmaktan vazgeçeceği günü bekliyorum. Ve bu benim için yaşamak değil.